Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 3 mat çarşamba maçları için karşınızdayım. Bugün sizlere 3 üç oranlı üçlü bir kombini hazırladım arkadaşlar. İlk maçıma geçmeden önce lütfen videoya bir beğeni bir yorum atarsanız sevineyim. İlk maçımızla başlayalım arkadaşlar. İlk maçımız Macaristan'dan. Upjest. Bu da maçı. Bu da maçı. Saat 19.30'da başlıyor. Ev sahibi 1.85. Deplasman 2.70. Ev sahibi 8. sırada arkadaşlar. Deplasmana göre bir maçı eksik. 2 puanlık bir fark var aralarında. İkisi de avayajda eksi de. Hiç iyi gitmiyorlar. Çok fazla gol yiyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İkisi de 22-23 maç oynamış. 50'ye yakın gol yemişler. En büyük sorunlar o. Aralarında oynadıkları iki maçın ikisi de alt bitmiş arkadaşlar. Karşılıklı gol olmuş ama iki maçta da alt olmuş. Son 5 maçına bakarsak ikisi de 4 galibiyet bir mağlubiyet almış. Ev sahibi son 3 maçta Üst olmuş arkadaşlar ondan önce iki maçı alt bitmiş Genelde Evindeki maçlarda daha rahat gol atıyor Ama işi zor Kolay değil Karşısında da hemen hemen onun kadar formda bir takım var Deplasmanın baştayı biraz daha gollü geçiyor arkadaşlar Son maçı alt oldu 2-0 kazandı Onun dışında 4 maçı üst oldu Gördüğünüz gibi bir maçta gol atamadı. Kupa maçını saymayalım. 11 tane atmış. Onun dışında genelde 2'şer 3'er tane atıyor arkadaşlar. Deplasman gol yönünden biraz daha iyi. Ev sahibinin işi burada bence daha zor. Çünkü ev takım takımda eksi hava işte bunu söylemiştim. Deplasman ev sahibine göre daha fazla gol atıyor. O yüzden bence daha avantajlı diye düşünüyorum ben burada. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar. İlk yarı gol var. 1.30 Bence güzel bir oran arkadaşlar. Macaristan Ligi için kötü değil. 1.30 Bence değerlendirilebilir. Ben bu şekilde düşündüm. Kafanıza yatıyorsa siz de değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. İkinci maçımız İtalya seri C'den Casertana Francavilla maçı saat 17'de başlıyor. Ev sahibi 1.90. Deplasman 2.80. Ev sahibi 10. sırada. Playoff'larda şu an ama hiç rahat değil. Çünkü peşinden gelen 3-4 tane takım var. Deplasman takımı da 14. sırada. Playoff'a da çok yakın. Küme düşme potasına yani küme düşme playoff'una da çok yakın. E, X'in arasında şu an zaten 5 e, takım playoff'a kalmıyor. Onun dışında hepsi ya küme düşme ya e, üst lige çıkma playoff'u oynayacak. Sadece aradaki 5 takım oynamıyor. E, Deplasman takımı da onlardan bir tanesi şu an için. Son 5 maçına baktığımızda ev sahibinin 2 galibiyeti var. E, bunların bir tanesi evinde 2-0 bir tanesi deplasmanda 3-0. E, 3 tane de mağlubiyeti var. Deplasman takımının hiç galibiyeti yok arkadaşlar. 3 mağlubiyet, 2 beraberlik. Gördüğünüz gibi deplasmanın son maça ait 4 maçı üst alt olmuş. Sadece son maçı 2 1 bitti. Evinde yenildi Monopoli'ye. Onun dışında çok kısa geçmiş maçları. 4 maçta 2 gol olmuş sadece. Çok çok kısa diyebiliriz hatta. Ev sahibi ona nazaran biraz daha gollü geçiyor. Eee 2-0 yeniyor, 5-1 yenildi, 3-0 yendi, 2-0 yenildi, 2-1 yenildi. Hani baktığımız zaman daha gollü geçiyor maçları. Deplasmanın çok çok kısa. Yani alt olmuş demeye dilim varmadı. Buna gerçekten çok kısa geçmiş. Ev sahibi bir tık daha favori. çünkü o da son zamanlarda formda değil son iki maçını kaybetti. E, Ayalayında oynadıkları maçta ya da biraz inceledim arkadaşlar. Genelde onlar da kısır geçmiş. 10 maçın içinde 3 tane üst var. E, gördüğünüz gibi son maçta deplasmanda yenmiş Kasertan'a. Onun dışında yani 7 tane maç alt olmuş. O yüzden e, bu maç için Bunları size ikaz olarak söylüyorum arkadaşlar. Siz de bakın diye kafanıza yatmıyorsa oynamayın. İçinize sinem maçı oynayın arkadaşlar. Hep söylediğim gibi o maçlar alt oldu diye alt olacağı anlamına gelmiyor. Benim bu maç için tahminim 2.5 üst 1.80. O, o kadar alt olmuş hepsini söyledim. Yani bazıları diyor alt dedin. Çoğu maçı alt olmuş dedin. Ama ondan sonra üst oynuyorsun benim sistemime, düzenime, bakış açıma uyan bu arkadaşlar. Ben bu maçın bir buçuk üstünün çok rahat geleceğini, iki buçuk üstün de çok zorlanmayacağını düşünüyorum. O yüzden iki buçuk üst, 1.80 bence güzel bir oran. Kafanıza yatmıyorsa es geçebilirsiniz bu maçı. Gelelim üçüncü ve son maçımıza arkadaşlar. Üçüncü maçımız Sırbistan'dan. Radnik, Novi Pazar maçı saat 14'te başlıyor şey özür dilerim 16'da başlıyor akşam dörtte ev sahibi 155 deplasman 360 şöyle bakalım ev sahibi 8 sırada deplasman 14 sırada e, küme düşme potasının hemen üstünde deplasman takımı ev sahibi biraz daha rahat arkadaşlar yani e, play da çıkamaz. Şöyle bakalım Avrupa Ligi e, elemesine de gidemez. Kolay kolay. E, Play-off'a da küme düşme play da uzak. Ortalarda kendine bir yer bulmuş. O şekilde ilerliyor. Rahat bir konumda. Şunu da göstereyim arkadaşlar. E, o aralarında oynadıkları 7 maçın 6 tanesi alt bitmiş. Ev sahibinin bir 3-1 kazandığı bir maç var. İlk yarısı 2-1 bitmiş. Onun dışında 6 maç alt olmuş ikisinin arasında oynanan. Son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 2 beraberlik bir mağlubiyet almış ev sahibi takım. E, genelde e, maçlarında çok zorlanmıyor. Gol daha rahat oluyor. Deplasman takımına baktığımız zaman Novi Pazar aynı şekilde 2 galibiyet almış arkadaşlar. 2, 3 tane de mağlubiyeti var. Evet. Ev sahibi bir defa yenilmiş. Deplasman takımın 3 mağlubiyeti var son 5 maçta. Yani daha kolay yeniliyor. Novi Pazar zaten çok çok e, iyi bir konumda değil her zaman bu ligde. Ama Radnik e, köklü kulüplerinden bir tanesi. O yüzden e, bir tık belki iki tık daha fazla iki gömlek daha üstün diyebiliriz Novi Pazar'a göre. Son maçlarında e, iki galibiyet almış. O yüzden biraz tehlike arz ediyor olabilir. Ama ben Tayyaf Partisi zaten hiçbir zaman almadım. Almam da arkadaşlar. Bilenler bilir. Bu maç için tahminimi söylemeden önce arkadaşlar lütfen videoya bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar 1.32'den ilk yarı gol var. Bu şekilde üçlü bir kombine 3 oranlı yapıyor. Bakın kafanıza yatın, maçla oynayın. Kafanıza yatmıyorsa zaten oynamayın. İtalya maçı için, İtalya C için söyleyeceğimi söyledim. Çoğu maç alt olmuş. Deplasman takımının özellikle 4 maçı da alt olmuş. Ama ben o maça üst düşündüm arkadaşlar. Bu da size istatistiklerini göstermemin nedeni de bu. Sonra zaten 5 tane maçı alt olmuş takıma üst oynuyorsunuz diyen var. O yüzden ben bütün istatistiklerini gösterdim size. Benim üçlü kombinem size bugün sunacağım. Bu şekilde 3 oranlı. Tekrar söylüyorum. Kafanıza yatmıyorsa maçtayı eleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini bir kanaldan almanız da şart değil. Değiştirebilirsiniz de herkesten bir maç da alabilirsiniz. Ben bu şekilde... Üçlü bir kombini hazırladım arkadaşlar. Dediğim gibi. 3 oranı var. Ee, i̇nşallah. Hep birlikte kazanırız arkadaşlar. Lütfen videoma bir beğeni bir yorum atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.